Yatırımcı lütfen yanlış yorumlamasın bak. Haftalık bir grafik anlattığım için vereceğim rakamlarda aşağı marj geniş. Günlük bir grafik değil. Çünkü biz ayda bir program yapıyoruz. Sonuç, kanal disiplini lokum gibi çalışıyor. 8350, 8100, 8200'lere doğru bak. Şu bölgeye doğru oluşabilecek. Burada da bir finansal okuryazar notu koyayım. Şimdi 8350, 8100'lerin üstünde kaldıkça fiyat yukarı gidecek. Oraya gevşemeler olsa dahi yatırımcı soğukkanlı kalsın diyoruz ya. Oraya doğru düştüğü zaman hemen bir korkup ürküyorlar. Korkmamak, ürkmemek için o karanlıktaki yol haritasını çiziyoruz. Wall Street'ten herkese selamlar. Evet, bu ayki yayınımızda yine strateji Selçuk Yönençler'le birlikte hem yurt içi hem de yurt dışı piyasalarını karşılaştırmaya devam edeceğiz. Evet Selçuk, selam. Bu arada hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Biz bu yayını gerçekleştirirken belki hani daha sonradan yayınlanır diye maalesef 6 Şubat ve geçen sene yaşadığımız korkunç depremin, çok büyük afetin birinci yıl dönümü. Çok zor bir yıl geçti. Çok zor bir yıl geçti ama tabii birçok kişi hayatını kaybettiği o kişi diye rakamların her biri bir candı, her biri bir hayattı, her birinin bir hayali vardı. Tekrardan başımız sağ olsun. Evet, bütün milletçe başımız sağ olsun ama senin söylediğin gibi bugün sabah da yayında televizyonda bir hanımefendiden duydum. Yakınlarımız bir gün öldüler, biz her gün ölüyoruz dedi. Dolayısıyla biz de o gün kaosla uyandık. Büyük bir üzüntüyle uyandık. Dolayısıyla depremin birinci yılında öncelikle Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın diyelim. Hem orada yaşayanlara hem de bütün milletimizin, dediğim gibi, başı sağ olsun. Allah hepimizin böyle kazalardan, belalardan korusun. Devletimizi de güçlü kılsın inşallah. Evet efendim, biz de tabii ki görevimizi icra etmek için izninizle tabii döneceğiz. Burada hem Wall Street hem de Borsa İstanbul tarafını karşılaştıracağız. Diğer programlarda yaptığımız gibi. Bugün yine hem sizlerden hem de Midas'ın önerisiyle gelen hisseleri analiz edeceğiz. Birer Wall Street'ten, birer de Borsa İstanbul'dan seçtik bu hisseleri. İstersen önce Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım. Bu haftaya çok yoğun başladık biliyorsun. İçeriğiyle başlayalım dilersen. Çünkü tam böyle hepimiz dedik ki işte biz pazartesi böyle biraz enflasyona odaklanırız. İşte 8 Şubat Perşembe günde biraz enflasyon raporu toplantısı odaklanırız derken bir anda Merkez Bankası istifa etti, Merkez Bankası Başkanı. Ama süreç iyi yönetildi. Hemen yeni bir Merkez Bankası Başkanı atandı. Piyasalar kapalıydı. Ve biz pazartesi gününe hani olayı bitirip yorumlarımızı yapıp böyle bir yeni bir sayfayla başlamış olduk ama. Hızlı sayfa değişti. Çok hızlı bir sayfa değişti hakikaten. Şimdi oradan buraya bir süreci yorumlayalım istersen. Çünkü %6,70 ile Ocak ayı da çok yüksek bir enflasyon geldi malum. Ama şimdi bir de 8 Şubat önemli. Çünkü burada da enflasyon raporu sunumunda Doktor Fatih Karahan da sahneye çıkacak bu arada. Yani onu canlı kanlı yorum yaparken, sunum yaparken izleyeceğiz. Evet. Valla dediğin gibi Perihan, sen güzel özetledin. Çok hızlı bir geçiş oldu. Gaye Hanım'ın istifa tweet'i ve istifa mektubuyla beraber birkaç saat içinde de yeni atama geldi. Piyasa tabii o anda, o akşam saatlerinde bir keşmekeş yaşadı. Her zamanki gibi yine sosyal medya biliyorsun. Daha önce bu Naci Ağbal hikayelerinden dolayı biraz bilinçaltımız bozuk olduğu için haklı olarak yatırımcı önce bir tedirgin oldu. Fakat daha sonra Mehmet Şimşek Beyefendi'nin tweetleriyle şunu anladık. Olay bir görevden alma değil, bir istifa. Ya da bir politika değişikliği ya da bir, de değil. Bir politika değişikliği de değil ve Mehmet Şimşek Beyefendi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın koordineli bir şekilde olan bir süreç. Yani bu koordinasyonun kaybolması, İletişim kopukluğu belki hani çok piyasada abuk subuk bir refleks verdirirdi. Sonuç itibariyle senin de belirttiğin gibi hemen o akşam gece yarısı bile olmadan atama geldi. Atama da piyasanın sevdiği ve içeriden bir isim olmasından dolayı hasediyle piyasa tarafından beğenildi. Hafta sonu da HSBC, GP, Morgan gibi bütün o yabancı eli kuvvetli kurumlardan değişikliğin de olumlu yönden okunduğu ile ilgili raporlar gelince geçmişte yaşadığımız o travmayı yaşamadan süreci sağ salim, aklı selim bir şekilde atlatmış olduk. Peki güzel şimdi, bir geçiş oldu velhasıl. Güzel bir geçiş oldu diyorsun. Pazartesi korkulan olmadı. Ne Borsa İstanbul'da, ne CDS, ne kur tarafında bir oynaklık yaşamadık. Bir de şey oldu Perihan. Aslında şimdi Gaye Hanım'ın biliyorsunuz bu Ahmet Hakan Beyefendi ile yaptığı o röportaj. İşte ev bulamadım, annemin yanında oturuyorum. Daha sonra işte çıkan söylentiler, daha sonra Cumhurbaşkanımız Gaye Hanım'ın arkasında duran söylemlerinde bulunsa da Gaye Hanım'ı yıpratmıştı. O yıpranmadan belki de böyle bir şey o açıdan da bence olumlu oldu. Belki de Gaye Hanım kalsaydı söylentiler, ters algıyla yatırımcıları korkutmaya yönelik operasyonlar, sosyal medya algıları devam edebilir. Bu belki süreci daha zorlayabilirdi ama
bu tip değişiklikler bazen iyi olabiliyor. Her zaman Naci Ağbal gibi olmuyor. Çünkü bu bir politika değişikliği. Politika değişikliği sebep değil. Evet, senin dediğin gibi. Ve nihai olarak bu arada her ne kadar o söylentiler son zamanlarda son bulmuş olsa da enflasyon raporu sunumunda sonuçta bir soru cevap kısmı var. Dolayısıyla orada soru gelme olasılığı çok yüksek bir konuyla ilgili. Orada şeffaflık ortamı zaten şeffaf gidiyor Merkez Bankası çok şükür. Fatih Bey'in de orada yapacağı sunum da piyasadaki belki de ufak tefek soru işaretlerini de gidermiş olacak. Evet, özellikle şey var çünkü biliyorsun. Şahinleşecek miyiz? Bekle gör mü yapıp hafif yumuşak bir güvercine geçiş mi olacak? Bunu bekliyor piyasa şimdi. Peki piyasa bunu beklerken bu arada Selçuk şimdi biz Borsa İstanbul tarafıyla başlayacak olursak TL bazlı yeni zirvelerdeyiz. Ve 9 gün şimdi biz bu sohbeti gerçekleştirirken bugünkü kapanışı alamadık çünkü henüz o yüzden. 9 gün üst üste pozitif kapanış zaten haftalıkta da daha önceden seninle konuştuğumuz gibi. Önce tabii bu kırılım günlükte ardından işte haftalıkta net bir kırılım. Önce TL sonra dolar bazlı bir kırılım gelince biz şöyle dedik. Endekste geçmiş kalıba benzer yeni bir trendle başlıyor. Neden? Çünkü biz bu senaryoyu daha önceden okuduk ve hatta filminde izledik. Yaşadık yani. Teknik olarak da birebirini yaşadık. Aynen. O konsolidasyon süreci de çok benzer. Zamanlama olarak bile çok benzer. Aşağı yukarı Şubat maksimum Mart ayına işaret ediyordum. Evet. Bir önceki süreçle birlikte. Peki sonu benzeyecek mi diye sorayım. Çünkü herkesin aklındaki soru parabolik işareti yok. Parabolik olacak? Evet. Bu yükseliş paraboliğe mi dönüyor? Valla Perihan söylediğin her şey doğru. İşte grafikte de göstereceğiz. Zaten bizim Midas'taki bir önceki ayda yaptığımız grafiğin aynısını getirdim ben ki. Değişimi ve gelişimi görmek, sürdürülebilirliği göstermek için. Ama yatırımcının atladığı bir şey var. Nedir o? Bu hareket normalleşme, rasyonelleşme, faiz patikasının temel taraftan beslediği ama öbür taraftan hala enflasyonist bir trend veriyor. Hala enflasyonist bir trend. Merkez Bankası'nın faiz artışlarına rağmen kurun düşmemesi, Borsa İstanbul'un o 2-3 ayda yaşadığımız düzeltme sürecinde ufak tuttu. Yani 144 günlük hareketli ortalama 7200-7300'lerden Borsa İstanbul kalktı. Şimdi geçen ay burada seninle yine Midas'ın bir önceki podcast YouTube videosunda anlattığımız grafikleri hazırladım. Şimdi ben müsaadenle kalkıyorum. Tabii lütfen. Şimdi grafiğimiz bak, haftalık hatırlatmamızı yapalım. Evet, haftalık TL bazlı bir grafik. Kırmızı ve yeşille gösterdiğim orta vadeli yükseliş kanalının içinde devam ediyoruz. Geçen ayki yayında çizdiğim aynı çizgiler kayıtlı grafikten geldim. Bak buraya bir pembe çizmiştim. Buraya da pembeyi çizmiştim. Bak 4 hafta önce. Buna çok benzer bir görüntü var. Mac'den de aynı oluşum başlıyor. Birebir aynı görüyor musun Perihan? Yani şuradaki Mac trigger düzeltme süreci. Buradaki yatay aşağı trende doğru düzeltme. Veya 34 haftalık hareketli ortalamalara doğru düzeltmeler. Birebir. Yani bu grafik bize şunu da anlatıyor aynı zamanda. Net bir şekilde aynı robotun yönettiği bir piyasadan bahsediyoruz. Alt göstergeye kadar hatta. Her şey. Bak net bir şekilde aynı robotun sirküle ettiği ve yöne karar verdiği hala aynı robotun üstündeyiz. Dolayısıyla baktığın zaman buradakine benzer bir şekilde geçiş oluştu. Bak çok ilginç bir şey daha göstereyim. Pembe düşen geçildi. 2 hafta sonra onaylanarak yukarı devam etmiştik. Buraya dikkat et Perihan. Geçtik. 2 hafta sonra şu barın tam iğnesi pembeye değmedi ama o çabayı bile birebir yaptılar. Sonuç. Borsa İstanbul Perihan orta vadeli tahminlerin çok ötesinde çok kuvvetli bir trendde. Bunu çok net söyleyeyim. Tamam. Yani bu trendi bitirebilmesi için çok ekstrem, çok duble ve çok olumsuz bir haber gerekir. O zaman şu anki şartlar altında kanalın yukarısına doğru gidiyoruz. Orta vadeli çok kuvvetli bir grafiğin içindeyiz. Ancak buraya küçük bir es veriyorum bizi izleyicilere. Çok kuvvetli gidiyoruz. Evet güçlüyüz. Muhtemel olarak dolardan beslenen bu parabolik hareket devam edecek gibi. Ama kısa vade günlük grafiklerde hareketli ortalamalardan uzaklaştıkça bu sabah ve dün öğleden sonra olduğu gibi ve olabileceği gibi yumuşak düzeltmeler görebiliriz. Hatta çok net söyleyeyim, düzeltmesiz yukarı gidilmesini ben naçizane tehlikeli buluyorum. Çünkü
biliyorsun sert götürüyorlar. Sonra bir anda sert düzeltince yatırımcı sudan çıkmış balığa dönüyor. Özellikle yanlış maliyet yapan yatırımcılar. Dolayısıyla orta vadeli grafikte kısaca yukarı net bir trend içindeyiz Perihan. Düşeni geçmeden önceyi de sayarsak 6 haftadır yeşil mumlarla kapatıyoruz. 6 haftadır. Bu güçlü bir trend. Burada da sanırım 12 falan yapmıştık. Şimdi dolayısıyla orta vadeli grafikte çok net bir figür var. Aslında orada 8 yapmıştık. Şöyle bir durum var Selçuk. Ben de döndüm. Geçmiş zamanları saydım geçenlerde şu trend bittiğinde. Endeks böyle maksimum. Sen anladın. Yani 8-9 ortalamada bitiriyor haftalık. Üst üste yeşilden bahsediyorum. Ha, evet. Üst üste yeşili yakması 8-9 ortalaması. 8-9'da dinlendirmiş. 9-10'da dinlendirmiş. 13'te yine yeşil vermiş. Yalnız altın sayıları. Ah, 8 ile 13. Evet, hafta evet, var. Evet, çok güzel denk geldi. Ha. Hiç düşünmemiştim o açıdan. Evet. Yani o yüzden bir kere şunu çok net söyleyelim. Güçlü bir trenddeyiz. Nokta. Ancak kısa vadeli düzeltmeler olabilir. Orta vadeli grafikte geri çekilme nereye kadar o pilavın su alma seviyesi olur? Hani düzeltme nereye kadar düzeltme olarak kalır? Ve ya da bir dakika başka bir şey oluyor diyecek kritik bir şey, bravo. Seviye. Şimdi bak yatırımcı lütfen yanlış yorumlamasın. Bak haftalık bir grafik anlattığım için vereceğim rakamlarda aşağı marj geniş. Günlük bir grafik değil. Çünkü biz ayda bir program yapıyoruz. Sonuç kanal disiplini lokum gibi çalışıyor. 8350 8100 8200'lere doğru bak şu bölgeye doğru oluşabilecek. Şimdi burada da bir finansal okuryazar notu koyayım. Şimdi 8350 8100'lerin üstünde kaldıkça fiyat yukarı gidecek. Oraya gevşemeler olsa dahi yatırımcı soğukkanlı kalsın diyoruz ya. Oraya doğru düştüğü zaman hemen bir korkup ürküyorlar. Korkmamak, ürkmemek için o karanlıktaki yol haritasını çiziyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Sonuç 8350, 8100'lerin üstünde kalmaya devam eden trend. Perihan hiç lamicime gerek yok, tamam mı? Hiç lamicime gerek yok. 8350, 8100'lerin üstünde kalmaya devam eden trend. 9415'i ara hedef. 10300, 10700'leri de bak sürecin hedefi. Yani düzeltmeler olsa da şöyle parmağımla tasvir edin bak. Böyle böyle düzelte düzelte bu hareket 9415, 10300, 10400'lere doğru yoluna devam edecektir. 9415, 10300 hedeflerine devam ederken piyasa 98300, 8100'lere düşse dahi bu teknik analizin lügatında trend bitmesi demek değil, düzeltme olarak yaftalanmalıdır. Peki Selçuk, şimdi tabii dolar bazlı da çok bakın. Güzel bir grafik Perihan. Çok güzel bir grafik ama sadece aşırılıklar oluşmaya başladığı için çok majörde düzeltme risklerinin de var olabileceğini hatırlatıyoruz. Kısada temkinliyim, orta ve uzun vadede iyimserim diyebilir misin? Aynen öyle. Bir de buraya küçük bir risk notu daha, bir trading notu koyacak olursak. Yeni açılacak pozisyonlarda, bak önemli, yeni açılacak pozisyonlarda hareketli ortalamalarından çok hızlı uzaklaşmış senetlerde yeni maliyet yaparken yatırımcılar birazcık emek verirlerse, hani bir platformu açıp belli hareketli ortalamalar işte 5, 8, 13, 21, 34. Bak kısa vadeli hareketli ortalamalar bunlar. Bunları hisselerine koysunlar. Tamam. Bu hareketli ortalamalardan bar aşırı bir sapmış, aşırı uzaklaşmışsa bak o tip senetlerde yeni maliyet yaparken biraz ayakları yere bassın. Düzeltme riskini bu şekilde kontrol edebilirler. Bu şekilde riski trading yapabilirler. Buraya da bir hani bir motto bırakalım. Peki şimdi olaya biraz da dolar bazlı bakalım istersen. Neden? Şimdi Wall Street'ten selamlar dedik, hurra girdik, endekse TL bazlı baktık. Konsept ama gereği endeksi de analiz ediyoruz karşılaştırmalı gittiğimiz için. Biz bugün dolar bazlı koyduk o nedenle. Evet evet, dolar bazlı da var. Bizim trendimiz devam ediyor. 100 dolar, 200 dolar, 250 dolar. Bak Perihan dikkat ediyor musun? Bak 100 dolar, 150 dolar. 250 dolar. 50 dolarlık dilimler halinde yükselen dipler yaptık. Bak yükselen dipler yaptık. Aynı zamanda da iki parmağıma dikkat. 89 haftalık hareketli ortalamalarda trend düzeltmesini tamamladı. Bak burada da burada da. Tamam. Sonuç net bir şekilde orta vadeli trend bozulmuyor. Geçtiğimiz aylarda anlattığım 283, 254 dolar bandında dinleneceğiz. 240 dolarlara düşüşte alım fırsatı olacak dedik.
Seçimden önce o hep beraber grup halinde yaptığımız çekimde de bu şekilde beyan etmiştik. Sonuç buyurun. 242 dolara iğne attık ve 254 doların altında kalıcılık olmadı. Bu da yatırımcılara bir fırsat sunumuydu. Peki ne oluyor şimdi? Perihan bak bu tepe ve bu dibinin 78.6'sı. Daha önce bak direnç olmuştu. Uzun bir aradan sonra 283.40 sentin üstünü fiyatlamaya başladık. 78.6. Şimdi bu grafik haftalık ya üstünü fiyatladık diye hemen... Yok yok. Bu, mesela biz bugün bunu salı çekiyoruz. Evet. Muhtemel olarak çarşamba günü yayınlanacak. Evet. Şuna bakacağız. Yayınlandığı muhtemel tarih çarşamba. Veya cuma. Veya değil. Veya siliyorum. Cuma kapanışı endeks. 283.40 üstünde o kalacak mı kalmayacak mı? Eğer biz 283.40'ın üstünde kalma disiplin ve gayretini koruyabilirsek dolar bazlı grafikte 300 ve 316.80 bak spesifik hiç bende ara bir rakam yok. Tamam mı? Boşluk bir rakam yok. 300 ve 316.80'lere doğru dikkat piyasa İştahlı bir tonda düzeltmeyi erteleyerek ve öteleyerek yoluna devam edecektir. Burada dolar bazlı grafikte, dolayısıyla da TL bazlı grafikte bahsettiğimiz majör risk, yani düzeltmenin genişleme riskini dolar bazlı grafikle 283.40 dolarla ölçeceğiz Perihan. Biz 283.40'ın üstünde kalıyor muyuz? Üstünde kaldıkça soba odunlu olsun. Tamam. Net. Soba odunlu olsun. 283.40'ın altına inersek odun atmayalım sobaya. Daha fazla harlamayalım. Harlamayalım, kontrollü olmaya başlayalım. Tamam. Çünkü neden? 283.40'ın altına inersek Perihan yeniden 266 belki de 250 dolarlara varabilecek. Yine orta vadeli yükseliş trendi içinde yaklaşık dolar bazdaki 6 haftalık çıkışı düzeltmeye sokabilirler. Şimdi ben burada kurları çevirdim. 283.40 aşağı yukarı 30.50 30.60 kurla 8600 veriyor. Bu ne demek biliyor musun? Sırf dolar bazlı, salt dolar bazlı grafikten yol alacaksak 8600'ün üstü artık oturalım diyorsun oranın. Olumlu ve yani. Yukarı harlı sobayla. 8600'ün altında kapanışlar başlarsa sobaya odun atmak yok. Hafif bir miktar kontrollü bir moda geçmek lazım. Çünkü o zaman 266 dolar yani aşağı yukarı 8100-8250 kabaca söylüyorum. 8100-8250'lere doğru burada %5, %6'ya varan endeks bazında %5, %6 ama bu biliyorsun hisselere %10, %20'lerle yansıyor. Buraya da şart koyalım. Mesele orada zaten. Düzeltmenin derinleşme riski oluşabilir. Şimdi yatırımcı bugünlerde ne düşünüyor Perihan? Ya çok hızlı gidiyoruz. Bir düzeltme olursa. Olur, olabilir çünkü olması da muhtemel. Bak olur mu olursa. Mı sa se. Bunları 283.40 eşittir çarpı kur. Kabaca 8600'ün üstünü olumlu. Altında da düzeltme gelebilir. Benim biraz ayaklarımı yere basmam gerekiyor. Portföyümdeki ağırlıkları gözden geçirmem gerekiyor disiplini şeklinde yorumlarlarsa yatırımcılar konforlu bir şekilde yönü doğru tasvir edebilirler. Şimdi tabii içeride durum bu. Biz biraz daha yurt dışını konuşacağız ama yurt dışını konuşurken Selçuk tabii yurt dışında şöyle bir durum var. Geçtiğimiz hafta. İnanılır gibi değil ya. Sen anlatsana ben bir şey söyleyeceğim. Ben arkada anlatıyorum sevgili Selçuk Gönerçler de eliyle çiziyorum. Sen onları sayıyorsun o zaman. 15 hafta olmuş. 15 hafta oldu. Fakat şimdi öyle bir yere arada geldik ki. Arada tek bir kırmızı mum var yani. 15 hafta. Çok net. Net. Ama şimdi tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti. Dolar endeksi yeniden yükseliyor. Diğer taraftan burada biraz hani geçtiğimiz haftalarda söylemiştik ya piyasa bak çok gaza geldi. Aşırı böyle Mart'ta faiz indirimine odaklandı. Bunu söyleyen bir Fed üyesi dahi yok Powell'ı geçtik. Hani bu da gerçeklerle yüzleşince dolayısıyla bunu fiyatlamalar üzerindeki etkisini görürüz diye. Şimdi burada tıkandık. Tıkandığımız noktada çok zaten kritik. Evet. Niye tıkandığımızı da konuşacağız ama teknik anlamda konuşacağız. Tabii temel gerekçesi tarım dışı istihdam rakamları çok kuvvetli geldi. Ve dolayısıyla geçtiğimiz hafta Powell dedi ki istihdam bozulmadan çok da acelemiz yok faiz indirmek için dedi. Evet. Şimdi genel olarak baktığın zaman senin bahsettiğin temel perspektife bağlı olarak teknik analizde de çok kuvvetli bir yukarı hareket geliyor. Şimdi Perihan
Bir önceki yayına gene ben demir vurayım. Bir önceki A2 yayına ve podcastlerimize demir vurayım. Ben dikkat edersen bu 4818'in üstündeki hareketi kontrollü iyimser takip ediyorum. Şimdi biz buralarda seninle neydik? Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Boyunuzlarımı böyle parlata parlata bir boğaydım. Doğru mu? Bu düşüşte de, bu düzeltmede de, burada dahi parlata parlata boğaydık. Şimdi ben yine boğayım. Ama boyunuzlarımı böyle havaya kaldıra kaldıra gitmiyorum. Kontrollü gidiyorum. Neden? Tonumu düşürdüm. Neden? Şimdi bak. Hareketli ortalamanın üstünde miyiz? Üstündeyiz. Mac ve trigger doğru bir açıyla yukarı doğru gidiyor mu? Gidiyor. Ama bak bunların ağızları açılı açılı gidip gittiği zaman. Bak burada da var. Bak burada da var. Bak bunun ağzı açıldığı zaman düzeltme. Şimdi gene biz boğa olalım. Ama artık buralarda 4-5 aydır azılı boğa şeklinde anlattığım analizlerimi kontrollü boğaya çekiyorum. Sadece bir düzeltme olasılığının varsayımına karşı. Hocam tamam anladık. Kontrollüyüz. Hadi gel bunu bana bir trading skala da anlat. Eski tepe. 4818. Bak buraya iki tane yeşil koydum. Yeşil, kırmızı. Burası düzeltme bölgesi, burası hedef devam bölgesi. Bu riski neyle yöneteceğiz? 4818. Hadi onu da sen yuvarla. 18'ini de sen kır. 4800 periyon. Akıllı tamam. Daha akıllıcı olur. Şimdi 4... kırdığımız direnç artık destek mi olur? Tabii bak. Bak. Burada hem eski tepe var Periyancığım. Hem de bak 8 günlük hareket, 8 haftalık hareketli ortalama var. Lütfen de yatırımcı dikkat etsin parmağıma bak. Bak 8 haftalık hareketli ortalamanın altında piyasa baskılı kalıyor. 8 haftalığın üstünde trend yapıyor. Şimdi bana diyecekler ki hocam gittin Amerika'yı da 8'le anlatıyorsun. Vallahi kusura bakma Perihan. Ben bir şey yapmıyorum bak adamlar 8. Çalışıyorsa anlatırım. Çalışıyorsa diyorsun. Anlatırım. Şimdi çalışıyor. Evet. Bozulduğu zaman da testereler de yapabilir. O zaman da ona göre anlatacağız. Sonuç. Eski tepeyle 8 haftalık hareketli ortalama 4829-4818 bölgesinde. Kabaca yuvarladık, kestik, biçtik. 4800'e iş süren stop koyduk mu? Koyduk. 4800'lerin üstündeki hareketi yine boğa modlamasıyla 5181 hedefiyle okumaya devam edeceğiz. Fibonacci 1.272. 5181. 5181 trading olarak hedefimiz. Ama kontrollü boğayız. Şımarık boğa değiliz. 4-5 aydır olduğu gibi. 4818'in altına inerse o beklenen bizi kontrollü boğa yapan düzeltme geliyor demek olur. Bak bu kırmızı balon var ya bu kırmızı balon. Buraya doldururlar. Bak 8 kırıldığı zaman Perihan. Dow Jones'un S&P'nin bütün istatistiklerine bak. Bak 8 kırıldığı zaman 34.55'e yapıştırıyorlar. Hatta altına bile inebiliyorlar. Bak kırıldığı zaman burada zaten bir şey var. Testere var. Burayı saymayalım. Bak yine 8 kırıldığı zaman görüyor musun? 34.55'e yapıştırıyorlar. Dolayısıyla 4818 kırılırsa şu bölge var ya şu bölge 4500'lere varacak şekilde S&P'de hırpalama gelir. Yine orta vadeli bak trend bozulmaz. Bak yine orta vadeli trend bozulmaz. Ama kısa vade yatırımcılar 5181'i beklerlerken 4500'lerle tanışma riskiyle karşılaşırlar. Böyle durumlarda biz trading disiplininde ve duygu yönetiminde mutlak disiplinli bir şekilde stop loss disiplinini öneriyoruz. Dolayısıyla 5181'e gitmeden bir düzeltme riskine karşı biz trading disiplininde 4818'in üstünü temkinli iyimser 5181 hedefiyle okuyacağız Perihan'cığım. 4818'in altında bu kırmızıyla gösterdiğime doğru burada yaşanmışıyla örneklendireceğim üzere 4500'lere doğru yaklaşık ne olur? %10'lara varacak şekilde S&P'de bir düzeltme süreci tetiklenebilir. Şimdi yatırımcı bu analizi dinleyince şöyle düşünmesin. Bir düzeltme gelecek galiba. Ben o zaman hemen pozisyonumu döneyim. Bak bu disiplinsiz duygusal bir karardır. 4818 kırıldığı zaman downtrade yani short yönlü bir disiplin başlar. 4818 kırılmadıkça kontrollü. Yani buralardaki gibi bam bam iştahlı şımarık değil daha böyle kontrollü daha ayaklarımız yere basarak 5181 hedefine tutunmaya devam edeceğiz. Şimdi gel sadedin ikisine B planı. Evet. 4800 kırıldı. 1, 2, 3. Bunlardaki gibi bir tuşlama geldi yani düzeltme başladı. Vuruyorlar S&P'yi.
Tamam, vuruyorlar. Raporlar gelmeye başlayacak. S&P'de %20 daha düşüşler olabilir. S&P %30 düşecek. Muhtemel olarak resesyona giriyoruz. Hepsi goy goy. Bak ben sana çok net söyleyeyim. 4818'in altında 4533. Net konuşmak için bakıyorum, özür dilerim. 4533. 4350'lere doğru oluşacak. Bak oluşursa. Oluşursa düşüş. Bırakın o raporları. Bırakın o raporları. Girin Midas'ın sitesine. Orada araştırma raporlarından temeli iyi olan senetleri bulun, çıkartın, fırsatı kovalayın. Daha ne diyeyim ben size diyorsun. Ben söyleyeyim, söyleyeyim. Evet, şimdi endeksleri bitirdik. Geldik burada biraz daha hisse karşılaştırması yapmaya. Otomotiv sektöründeki hisseyi karşılaştıracağız. Amerika'dan Ford'u aldık. Yani benim en sevdiğim grafiklerden, en sevdiğim oluşumlardan birisi. Sanırım bunun bilançosu da gelecek bugün yarın galiba. Yanıltmayayım ama. İçeride de TOFAŞ'la karşılaştıracağız ama grafik ben artık çok sıkıştım ve sonuna geldim diyor. Ama tabii ki bu patlamalar her zaman yukarı olacak diye bir şey yok gidiyor. Ama evet, ihtimal olarak öyle. Perihan'cığım, burada pembe ile turuncunun arasındaki bu daralan üçgen, alçalarak daralan üçgen hikayesi veya formasyonu devam ediyor. Sıkışma iyice oynaklık düşmüş. Gün için böyle oluşumlarda illa orayı bitirip doldurmak zorunda mı? O çok yanlış anlaşılan bir durum. Hayır, çünkü değil. Yatırımcılar tarafından ya da traderlar tarafından. Değil. Yani bugün ben televizyonda da farklı bir analiz üstünden onu anlattım. Doldurmayı tercih edebilirler, tercih etmeyebilirler. Burası bize şunu söylüyor ihtimal olarak. Bak buraya kadar, buranın zamansalı, burada tabii nereden baksan 1,5-2 aydan fazla bir zaman çünkü var. Çünkü grafik haftalık. Ama illa buraya kadar gelecekler diye bir şey yok. Gelmeden önce de yön kararını verebilirler. Şunu diyebilirsin, yüzdesel olarak istatistik, grafiğin, üçgenin veya kamanın içine yüzdesel olarak ne kadar dolduruyor? Vallahi şöyle söyleyeyim sana, %60-%65 kanalın dibine kadar iniyorlar. Tamam, %60-65, öyle %100 falan değil yani. Az değil ama %100 de değil. Az değil ama. Evet. Şimdi burada Perihan, sanırım biz Ford'u seninle burada Midas'ta 2 ay önce ya da 3 ay önce yaptık bir. Arada yaptık. O zaman da söylemiştim bak. Yine aynı pembe bu pembe grafik. Bak bu düşenle, bu düşen geçilmedikçe burası uyuyan güzel olur demiştik. Bak. Ne yapılır bak, böyle grafiklerde? Bak, işte bak, sat al. Analizden sat sonra al. Bu pembeye gelmiş, baskıya kalmaya devam etmiş. Burada ya senin gibi, sen seversin dar marjda kısa paslaşmaları trading olarak. Ya senin gibi al ver al ver al ver ver al al ver ver al olur. Ama bu grafik böyle çok artık al ver noktasından çıkmış Perihan. Ama iyice burada artık çalının arasındaki yılan gibi pusuda olmak lazım. Nasıl bir strateji çizersin peki bu grafikte? Nasıl sen çizelim? Selçuk Yönenşer olarak. Burada malı olan 11 doların altına stop loss koyacak, riski kontrol edecek. Cepte risk yönetimi. Tamam mı? B planı. A planı 11 üstünde kaldıkça korkuya mal yok. Ama taşıma maliyeti var. Para yok. Soru 2. Sen Selçuk Yönenşer olarak elinde pozisyon var ama paçal yapmak istiyorsun. 11 dolardan mı yapardın? Pembe 12 dolara geçince yapardım. Tamam. Cevabım aldım. 11 dolarda yapmam. 11 dolara elimdeki mevcut pozisyonun stopu için yılan gibi beklerdim. Ya stop ya devam. Yani 11 dolar. Bak bir kere benim çok kıymetli bir büyüğüm bu işe gönül vermiş. Yani İngiltere'de, Kanada'da çok büyük fonları yönetmiş bir ustam var. Bunu bana şu şekilde anlattı. Düşen pozisyona paçal yapılmaz. Kesinlikle. Düşen pozisyona stop loss yapılır. Düşen pozisyona paçal yaparsın. Hani benim bir lafım var. Düştükçe destekleri saymaya devam edersin. Ne oldu? Para bitti. Neyse senin soruna geleyim. 11 doların altına stop koyarak tutarım. 12-20'nin üstünde de arttırırım pozisyonu. Sonuç, teknik analize geri dönüyorum. 11 doların üstünde kalmaya devam eden Ford, dikkat, temkinli yukarı modlamayla takip edilecek. Ancak yatırımcı şunu unutmayacak. Bak bu düşen geçilmeden para yok. Rahat da yok yatırımcısına. Tabii rahat yok, para yok. Bir de tam tersi taşı. Hamal gibi taşı. Ama bazen taşımak gerekiyor. Sonuç, 11 dolarların üstünde kalmaya devam eden Ford 12 dolar 20 sentin üstünde 2 kapanış verirse. 15.36 18.89'lara doğru. Bak şimdi bizim TL zannediyorlar bunu. 12.20 ile 15.36 arasında
dolar bazında %10-15 var ha. Dolar bazında diyorum. Tamam. 12-20 geçilmedikçe taşırız sırtımızda Noel Baba'nın çuvalı gibi. Tamam. 12-20 geçilirse 15-36, 18-89'lara doğru Ford. Beni bekleyenlere beklediklerinin ödülü vermeye devam ediyorum ve başladım diyebilir. 12-20 geçilmedikçe 12-20 ile 11 dolar bandında Ford bir süre daha uyuyacak ama dikkat, artık yavaş yavaş benim suyum kaynıyor diyor. Yani. O yüzden elinde tutan, alacak olan, stopunu belirleyecek olan 10 dolar, 11 doların altı net. 11 doların altı teknik trading'de risk demektir. Stop loss disipliniyle yönetilmelidir. 12-20 geçilene kadar da 12-20 ile 11 bandı bekleme bölgesidir. Peki biz o zaman geçelim içeride Fortune karşısına Tofaş'ı koyuyoruz. Tofaş tarafında da Selçuk şimdi evet yani dipten bir kalkış hareketi başladı ama bu bir rally hareketi mi? Açıkçası onu soracağım sana. Çünkü evet çünkü yani 300 liralara yakın maliyeti olan birçok yatırımcı kaldı tabii yukarıda. Endeks tarihi zirveye geçti ama baktığımızda mesela Tofaş'ta tarihi zirveye. Sanayi, otomotiv neden değil. Etkilendi Perihan? Hem işte Avrupa'daki resesyon hem de içeride faizlerin artışından dolayı birazcık sanayinin netakat döneminde kalmasından dolayı. Şimdi burada yaklaşık 316'dan kaç burası? 220'lere doğru oluşan bu düşüş hareketi yaklaşık ne zaman? 5 hafta önce. Bak 5 hafta önce 8 haftalık hareketli ortalamasının üstüne çıkmasıyla beraber yukarı yönlü bir tepki atağına kalkıştı. Perihan tepkiye gelmeden önce yatırımcılara bir şey gösterelim bak. 55 haftalık hareketli ortalamasına şuraya dikkat et. Geçmişe gel. 55 haftalık hareketli ortalamada Tofaş'ın grafiğinde şöyle bir iz düşümü var. Tofaş 55 haftalık hareketli ortalamasına gelince orada güçlü bir destek görüyor. Geçmişiyle de gösterdim. Şu an yakın geçmişiyle de gösterdim. Dolayısıyla Tofaş'ta 55 haftalık hareketli ortalama ve veya altına doğru oluşacak sarkmalar, orayı bir süpürürler ya, o sarkmalar korkuyla değil uzun vadeli bir fırsat gözüyle okunmalı. Bu cepte. Bir fırsat analizi anlamında. Bu 55 haftalık hareketli ortalamasından destek bulan ve 8 haftalık hareketli ortalamasını geçince 3-6 haftadır yukarı devam eden hareket, hatta 7. hafta bu hafta, dikkat veriyor. Sorduğun soru bu. Pembeyi geçene kadar bu kısa vadeli bir tepki atar. Ne zaman ki, bak, bu birinci dokunuşla beraber çektiğimiz onaylanan bir düşen trend, 273 TL'nin üstüne Tofaş geçene kadar yukarıda 273 ile aşağıda 231-220 bandında bu bölgede uyumaya, dinlenmeye veya şu 50'den 300'e gelen hareketi dinlendirmeye ve düzeltmeye devam eder. Ve dolayısıyla bu 6-7 haftalık hareket düşen trendi geçene kadar, 273'ü geçene kadar kısa vade bir tepki trade disiplinidir. Ne zamanki Tofaş 273'ü geçer, bize ikinci gün kapanışta da 273'ün üstünde kalabilme disiplinini sağlar, o zaman şunu deriz Perihan. Ve yatırımcı da o zaman şunu demelidir. 316'dan 220'ye oluşan hareket, düzeltme hareketi, tepki sürecini bitirdi. Artık bir new beginning'e başlıyor. Yani yeni bir orta vadeli trende başlıyor der. Ve 273 TL'nin üstündeki ikinci gün kapanış oluşursa şahsi fikrim bak bu tepesi ve bu dibinin 78.6'sı 291 ve 347'lere doğru. Bak 291 ve sonraki stepte de 347'lere doğru dikkat yeni tepe yapacak hareketini güvenli sahaya taşıyacaktır. 273 geçilene kadar veya geçilmedikçe yukarıda 273, aşağıda 231 ve 270 bölgesinde şu bölgenin içinde fiyat belli bir noktadan sonra düzeltmeler yapabilir. Yatırımcı buna dikkat edecek. Sonra vay be 220'de dibi bulduk. Burası artık dönmez demek doğru değil. 273 geçerse buranın dip onayı alınmış olur. Ama 273 geçilmedikçe bir tur daha sopaya gelirler. 230-220'lere doğru Tofaş'ı
bir tur daha aşağı doğru bastırabilirler. Büyük resimden bakacak olursak 55 haftalık hareketli ortalaması kaç periyan? 233. 220'de de yatay bir desteği var. 230 ve 200... O 221. 55. Ha, 55, ha. 220, özür dilerim. 221, 220'lere doğru 273'ü geçmeden oluşacak düşüşler de... Bak dikkat et, çok ilginç bir şey söyleyeceğim, yanlış anlaşılmasın. Taşıma maliyetini kabul ederek, zaman maliyetini kabul ederek ve kaldıraç olmaksızın orta ve uzun vadeli makul bir fiyat bölgesi olur. Tam otururken gördüm. Bak, tam otururken gördüm. Alt göstergeye bak. Alt gösterge güzel. Aslında alt gösterge güzel ama... Selçuk görüyor musun? Bak alt gösterge. Tabii. Tam şuradaki alt harici, gösterge evet. Güzel. Alt gösterge hareketi göreceli olarak olumlu ona tutuyor. Göre. Ama bak tekrar ediyorum. Alt göstergeler evet bir disiplindir. Ama asıl olan fiyattır ve o pembe geçilmelidir. Ve Selçuk biliyorsun içeride dünden beri en çok konuşulan şirketlerden birisi Vestel oldu. Evet. Şimdi biz birazdan Vestel'i konuşacağız. Önce bir tabii Whirlpool tarafıyla başlayalım ama. İlginç bir dava haberi geldi orada. Ya hakikaten çok ilginç. Şimdi burada herkesin de biraz kafası karıştı. Çünkü buradaki yurt dışı iştiraklerden davacı sıfatıyla burada normalde bir... Para yani tazminat almaya hak kazandan bahsediyor ama tazminat yani şöyle çok ilginç. Vestel'in değeri kadar evet, neredeyse. Çok 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 büyük bir para. Şimdi ama o tazminatı alacak mı? İşte diğer taraf mesela bunun için bir üst mahkemeden itiraz edecek mi? İtiraz edecek mi? Süreç biraz uzun ama önemli olan beklenti biliyorsun piyasada. Bu beklentiyle birlikte bugün hisse tavan açtı. Birazdan o yüzden Vestel'e bakarız. Önce bir istersen Whirlpool tarafıyla başlayalım. Bu dava haberi Perihan bu sabah geldi değil mi? Dün akşam yani dün akşam seans kapandıktan ha, tamam. Sonra bu sabah ama biz açtı. Hisseyi iki gün önce seçmiştik. O da tamamen yine tesadüf olmuş. Güzel yani, de bir tesadüf oldu o yüzden Midas, aslında. Midas seçti. Biz seçmedik bu arada. Aman bir yanlış anlaşılmamasın. Ama güzel bir hani haberin üstüne analiz olması güzel bir eşleşme oldu. Hadi karşılaştırmamızı yapalım o zaman. Gerçi önce Whirlpool'u başlayalım. Whirlpool'la başlayalım. İstersen önce oraya ardından Vestel'e bakalım. Şimdi bak Whirlpool'da da $64'la $257 o devasa çıkışını Perihan dikkat et. 64 257 çıkışının bak burası 78.6. Görüyor musun? Tüm çıkışının 78.6'sına upuzun çubuk basıp şimdi burada 78.6'nın üstünde uyutuyorlar. Daha doğrusu dönsek mi? Bir kere daha bir ayı saldırısı mı yapsak diye bir karar arıyorlar. Sonuç itibariyle baktığımız zaman Whirlpool'a $102 ve $91, $102 bu hareketin kalktığı yerle iğnelerden çektiği yatay destek. $102. $91 ise bak siyah mumlar kutular koydum görüyor musun? Bu daralarak inen kama da değil de işte alçalarak daralan bir üçgenin alt bandı. Daha önceki dokunuşlarıyla gösterdim. Bu da $102'ların ardından bu morla gösterdiğim $91'ların muhtemel olarak satış baskısına kalması durumunda o desteklere doğru fiyatın ezilme riskini gösteriyor, barındırıyor. Dolayısıyla Whirlpool $102 ve $91 destekleri kuvvetli bir şekilde takip edilmeli. Hani göreceli olumlu bir şey yakalamak isteyen varsa $91'ın üstünü göreceli olumlu okuyabilmeli ama şunu unutmayacak Perihan bak. $102 ve $91 destek. Buralardan yukarı dönme çabası da olabilir. Ama hep anlattığım yine grafikte bak sarı siyah şeyler koydum. Yuvarlaklar koyarak çektiğim bu düşen geçilmeli Perihan. $131. Eğer Whirlpool $131'ı geçerse 78.6 desteği o zaman destek olarak dip onayını alacaktır. 131 geçilmedikçe 78.6'nın biraz önce bahsettiğim $102 ve $91'lara doğru teknik anlamda baskısını sürdürme riski Whirlpool grafiğinde mümkün görünüyor. Bunu risk notu olarak hatırlatalım. Burada Whirlpool'da bu yaklaşık 250-260'lardan varan çok ciddi 78.6'sına kadar varan düşüş bitti. Artık Whirlpool alınır ve yukarı döndü disiplini. $131 geçilmedikçe güvenli noktaya taşınmayacaktır. $131'ın üstünde bu grafik 161, 183 hatta ilginç bir şekilde 197'lere doğru oyun sahasını
ve trading disiplininde yön algısını yukarı çevirir. Burada yatırımcı 131 doların geçilip geçilemediğini kuvvetli bir tonda takip etsin. 131 geçilmedikçe 102 ve 91 riski masada kalabilir. Burada 91 doların çalışıp çalışmaması kısa vadeli bir stop loss arayan veya böyle temkinli bir maliyet aramak isteyenler için okunabilir ama aşırı riskli olur. Burada en güvenli şey düşüşün bitmesi anlamında destekleri ölçmek yerine direncin geçilmesini ölçmektir. O da 131 dolarla geçilmesi durumunda 161-183'lere doğru Whirlpool'u long trading disiplini oluşur. 131 dolar geçilmedikçe Whirlpool'da bir miktar temkinli olmak lazım. Bu arada tabii biraz sonra Vestel gelecek. Vestel'in tam tersi bir yönde bir grafik bu. Hadi hemen gelsin mesela. Evet. Şimdi tabii burada Selçuk şunu da es geçmeyelim. Yani bu arada Vestel kaç Perihan? Vestel'e hemen bakalım. Sen ona bir bak. Tamam ben hemen bakıyorum. Sen ona bakarken ben de biraz anlatayım. Şimdi bu Vestel'in haftalık bir grafiği. Şimdi bak kırmızı hareketli ortalaması. Biraz da haber önden fiyatlanmış diyecektim mesela. Yani tabii evet, haber ona, muhtemelen 72.30. Tabii tamam. Tavan şu an. Evet. Şimdi bak Perihan bir kere şuraya gelmeden önce bak şuraya gelmeden önce şu kırmızının güzelliğine bakalım bak. Altın sayılar ne kadar güzel değil mi? Bak 89 haftalık hareketli ortalamasına bak Perihan bak. Bak nasıl böyle destek yapıyor bak görüyor musun? Bak nasıl 89'a gelince kalkıyor. Bak Perihan 89 haftalık hareketli ortalamasının da altını fiyatlamış. Altını da fiyatlamış. Buraya ezmişler. Ama ne yapmış adam? Toplamış. Çünkü biliyor adam. 89'unun veya 133'lerinin altında çok kalmayacağını biliyor ya. Hı hı. Ayak izinden öyle bir iz var. Bak buradan hop kaldırıp çubuğu dikmiş. Devasa bir çubuk bu arada. Sonuç. Bizim yeşilimiz kaç? Aşağı yukarı 71'miş. Tabii buraları kırdı geçti. Kırdı. Şimdi bu 81.17 36 düşüşünün 78.6'sına bak ben bir siyah koymuşum. 71-68. Şu anda bunun üstünde değil mi? Tabii. Bu artık ne biliyor musun? 71-68-78.6. Artık destek. Çarşamba gününden itibaren. Tabii şu an henüz seans kapanmadı. Ama tavanda. Salı günü, bekliyor. Salı günü saat 4 sularında ve çarşamba gününden itibaren 71-68'in üstünde kalmaya devam eden Vestel 81-17 93-23. Hatta belki de Fibonacci 1618'i olan 108.5'lara doğru trendini yukarı yönlü beslemeye devam edebilir. Ama yatırımcı şunu unutmasın. Hem o davanın işte bir itiraz süreci vesaire olabilecek gibi bir açıklamayı arkamıza alarak hem de fiyatın hareketli ortalamalardan hızlı uzaklaşmasından dolayı evet orta vadeli belki Vestel ana dinamiğine, ana trendine devam edebilir temel beklentileriyle. Ama düzeltme risklerine karşı da kontrollü olmak lazım. Dolayısıyla çarşamba gününden itibaren Vestel'in 71.68 ve 64.23. İki tane rakamı tekrar ediyorum. 71.68 Fibonacci 78.6 ve 64.23'lerin üstünde kalıp kalmamasını bir destek bölgesi olarak takip edeceğiz. 71.68 ve 24.34'lerin üstünde kalmaya devam eden Vestel 81.17 93-23 ardından da sonraki stepte 108.5'ları hedef yapmaya devam edecektir. Burada kontrollü olmak, riski yönetmek, bir düzeltmenin veya oyunun senaryosunun algısının tamamen terse dönme disiplinini yatırımcılar 71-68 özellikle de 64-23 seviyesiyle ölçebilirler. Bunlar risk kontrol seviyeleri. Issurance stop loss bölgesi. 71-68, 64-23 bu anlamda Vestel'in yukarı yönde okuma disiplini için destek bölgesi olacaktır. 64-23'lerin altında Vestel 54'lere doğru oyunu tamamen terse çevirir. Bunu da B planı ve savunma yönlü bir analiz için notlarda tutsun yatırımcılar. Peki, şimdi Selçuk son bir Vestel ile ilgili şunu soracağım. Aslında soracağım şey de bir teknik analiz sorusu olacak. Hı. Yani bir hisse diyelim ki senin elinde ve tavan açıyor. Hı. Biliyorsun soruyu bu çok heyecan verici bir şey ama yatırımcılara hep tavan gidecek zannediyorlar. Ya hem tavan gidecek sanıyor ama bir yandan da yatırımcı diyor ki ya bir dakika şimdi ben bunun başından kalkamıyorum. Bu tavan çözülürse işler tersine dönerse ya böyle durumlarda ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Bak orada sana çok net bir analiz yapayım. Bir kere kârı almak anlamında tavan giden senetlerde bir yerde tavan serisi bitecek değil mi? Sonsuza kadar tavan gidemeyecek. Belli noktalarda kademeli olarak bak
bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Bir trading tavsiyesi anlatıyorum. Sen Selçuk Yüreğçi olarak ne yapardın? Ben hisse için de söylemiyorum. Tavan tavan giden senetlerde belli noktalarda kademeli satış bir kere güzel bir sistemdir. Kademeli. Yani yukarı giderse elinde mal var, düşerse de satmışsın zaten. Tamam mı? O anlamda kademeli satış önemli bir trading modelleme olabilir. Kademeli satış. Öbür taraftan tavan tavan gidiyor ya, tavanların çözüldüğünü nasıl takip edebilirler? İşte çeşitli platformlar var biliyorsun. Şimdi isimlerini vermeyeyim. Bu ülkede aylık ücretini ödeyerek üye oldukları derinlik platformlar var. Derinlik izliyor. Onlarda alanlar var Perihan. Bak yatırımcılar. Bunu şey gibi ben eğitimlerimde öyle anlatıyorum. Bak onu öyle anlatayım. Şimdi siz Mercedes kullanıyorsunuz. Veya lüks bir araç kullanıyorsunuz değil mi? Koltuk ısıtması var. Üşüye üşüye araba kullanıyorsunuz. Veya montla. Neden? Koltuk ısıtmasının düğmesine bassana güzel kardeşim. Basmayı bilmiyor. Konfor alanlarını yani bilmiyor yatırımcılar. Yatırımcılar bilmiyor, konfor alanlarını kullanmayı bilmiyorlar. Bu platformlar yatırımcılara şunu sunuyor. Tavanda mı mal? Şöyle if şartları koyulabiliyor platformlara. Alarm koyulabiliyor. Tavana 50 bin not, 100 bin not, 20 bin not, 150 bin notun üstünde bir satış gelirse beni uyar diyorsun. Yani blok. Blok bir satış geldi. Sana platform sinyal veriyor. Açarsın sesini ofisinde. Ses geldiği zaman tavan çözülüyor dersin. Gelirsin refleksini alırsın. Yatırımcılar bu tip konforları doğru yönetsinler. Yani şimdi bunu bizi dinleyen profesyonel traderlar kullanıyordur ama yeni arkadaşlara da tavsiye ederim. Platformlarındaki alarm kurma özelliklerini kullansınlar. Peki hadi istersen son karşılaştırmamıza geçelim. Sana bir şey soracağım. Sor. Mesela Borsa İstanbul'da hep böyle şey soruyorum çevremdekilere. Yani kara listeye aldığın bir hisse var mı? Bunu temel olarak sormuyorum. Var da hiçbirini söylemem. Söylemez misin? Bazı hisseler... Çok eski senetlerdir. Heh. Gruptur onlar. Hayatta bana hiç kimse aldıramaz. Hayır, aslında soracağım şu. O hisse senin temel gerekçesinden dolayı değil. Bazı hisseler bazılarına para kazandırmaz ya. Hmm. Ya dersin ki ben bu şirkette bir türlü para kazanıyorum. Şirket çok iyi aslında. Ben bunu en çok emlak konutta duyuyorum. Hmm. Yani o yüzden sana sordum. Ya senin artık böyle bir şu emlak konutta Periha para kazanamadım. Son çıkışta para kazanamadım diyen varsa vallahi kusura bakmasın kimse tahtayı sorgulamasın. Bence kendini sorgulasın. Ama Selçuk şurada o kadar çok bekledi ki. Ya böyle abi bu işte. Orada. Yata yata. Ve dolayısıyla yatırımcı sana diyor ki ya hakikaten haklılar, bu kadar haklılar beklediğimize. Bu niye böyle gidiyor şimdi? Yatırımcı ne diyor? Niye gidiyormuş? Enflasyon muhasebesi. Duran varlık değerlemesinden dolayı. Yani zaten burada, yıl sonu biliyorsun genelde gayrimenkul yatırım ortaklıklarında evet, yeniden değerlemeler yapıldığı evet için. Tabii muhtemel olarak enflasyon muhasebesinden beslenen, temel taraftan beslenen bir hareket. Temel anlamda evet. Ama tabii burada güçlü oyuncuların da olduğu çok belli Perihan. Tabii. Doğruya doğru. Orası yani burada çok net bir şekilde çok yabancının yaptığı bir hareket gibi gelmiyor bana. Zaten yabancının çok değil, ben geçmiş. Değil. Bu yerlilerin, çok, yerli büyük. Ölerek bayılarak işlem yaptığı evet, bir. Yerli kıymetli büyüklerimizin değildir yaptığı hı-hı bir hareket. Burada yatırımcı, burada bir hareket var. Önce bu sefer içeriyle başlıyor. Şimdi bir hareket var. Bu hareket enflasyonist trend, güçlü bir oyuncu hareketi vesaire diyoruz. Bilanço hareketi enflasyondan olumlu etkin. Ya tamam eyvallah da. Ya güzel kardeşim bir yerde bitiyor da. Bir yerde bitiyor. Bak şu hareketin güzelliğine bak. Haftalık grafik ya bu arada. Bak kaç hafta çıkmış. Tabii, tabii. Sonra hop bir yerde sebat edemeyince sonra hoppala buyurun buradan gel. Sonra bak tekrar çıkıyor. Yine satamıyorsun hoppala gel bakalım geriye. Şimdi geri gidiyor. Bir yere gidecek de. Yani şimdi muhtemel olarak rakamları telaffuz edeceğiz. Ama bir yerde gene bitecek de. Yani sonuç itibariyle gidiyor bir yerlerde fiyat bitiyor ve evet trendine geri dönüyor. Hani bir laf vardır ya her fiyat isteseniz de istemeseniz de trendine geri döner. Bak birinci dönüş, ikinci dönüş. Ha bu da bir yerden dönecek. Şimdi kendine yeni bir marj mı açtı ama orada? Şimdi evet bak Perihan. Şimdi buradaki tepesiyle buradaki tepeye çizdiğimiz bu tepelerden gelen yatay direnç kanalının üstünü fiyatlıyor. Şimdi üçüncü hafta bugün bunun üstünde olması önemli. Neresi orası? 9.70 Perihan. Tamam. Emlak konut. Buradaki gibi ve buradaki gibi bir düşüşe, bir düzeltme riskine karşı yatırımcı bu tepelerin altındaki kapanışlarda burada bir risk başlıyor demeli. Disiplin anlamında. Tamam. Teknik disiplin anlamında. Dolayısıyla emlak konut için söyleyeceğim şey şu. 9.70 çok majörde, çok kısada riskini veya karını maksimumda korumak isteyen yatırımcılar için bir destek seviyesi olarak takip edecek. 9.70'lerin üstünde kalmaya devam eden emlak konut 10.67,
11.86. Bak bu tepesiyle bu dibinin Fibonacci 1.272 ile 1.618. 9.70'lerin üstünde kalmaya devam eden emlak konut 10.67 ve özellikle ve dikkat 1.618 olması hasediyle önemli olacak. 11.86. Çünkü neden? Fiyat ya 11.86'yı geçemeden hareketini devirebilir, terse çevirebilir ya da 11.86'yı geçerek 1.618'ler geçildiği zaman şımarma evresi başlar. 15'lere varabilecek bir şekilde çok huysuz ve şımarık bir çocuk gibi dalgasını büyütür. Burada yatırımcı 10.67, 11.86 veya üstüne doğru yukarı yönlü trading disiplinini uygularken eski tepelerin altına yani 9.70'in altındaki kapanışlarda o hedefler bertaraf oluyor. Burada bir risk başlıyor. Geçmiş tecrübelerinden ders aldım. Benim ona göre artık bir B planını devreye koyup kar ya da zarar ya da hafiflemek noktasında bir tercihte bulunmaları gerekebilir. Neden? 9.70'in altında periyan, bak 9.70'in altında emlak konut 10, 11-15'leri konuşurken bir anda 8.99 hatta 8.60'lara belki de trend desteği olan 7.5'lara varabilecek şekilde oyun sahasını terse çevirir. Bu da boğa tuzağı olarak o zaman kalır öyle bir durumda. Burası da boğa tuzağı kalır ama şu anda bak 8.99, 8.62 gibi bir rakamları ben telaffuz ettim ama yatırımcı bunu bilinç arkasına alıp korkuyla hareket etmesin. Disiplinli olsun. Burada disiplin ve if şartı, iş süren ve yukarı yönlü oyun disiplini 9.70'in altında kapanışlar oluşmadıkça bozulmaz. 10.67, 11.86 hatta belki bilançosu veya bir sonraki stepte 15'lere dair süreç devam eder. Burada yukarı yönlü trading 9.70'in altındaki kapanışla 8.99, 8.60'lara varacak şekilde hatta belki de 7.5'lara varacak şekilde oyunun yönü değişiyor, benim buna göre artık bir kendimi sorgulamam gerekiyor şeklinde yorumlayabilirler. Peki, hadi Wall Street'e gidelim ve emlak konutun karşısına Olomba'yı koyalım istersen. Burada görüntü biraz daha farklı. O yukarı, o aşağı. Ford'a benziyor gibi yani. Tam evet, bir burada, burada da yine bir sıkışma var. Evet, burada da sıkışma var. Yine Ford'a benzer bir durum var Perihan. 118 dolar, 259 dolar çıkışını bak oraya iki tane kut koydum. 61.8, 78.6 bölgesinde. Bak lütfen dikkat et. Hı hı. Bak burada ve burada bu 61.8-78.6 bölgesine indikçe yukarı yönlü bir tepki atakları görüyoruz ama güvenli bölgeye geçmiyor. Dolayısıyla bu hissede yukarı yönlü bir hareketin net bir şekilde tetiklenebilmesi için 188.80 de ben bunu müsaadenle 189 doların üstünde 2 gün. 189 doların üstündeki ikinci gün kapanışta 218 226'lara doğru düşüş trendi yükseliş trendine döner. Bu anlamda 189 dolar geçilmedikçe Avalon Bay'de 188.80'in altında 170 hatta bir ihtimal buraya çünkü bak iğne uzanmaları var. 150 dolarlara doğru fiyatın baskı altında kalma ihtimali olabilir. Bu tarafta eğer bir pozisyon almak isteyen yatırımcılar varsa bilançosunu takip etsinler. Bunu niye söylüyorum? Belki de bu 150'lere doğru 78.6'sına doğru oluşan 148-150'lere doğru oluşan düşüşler eğer bilanço tarafında bir risk yoksa belki de fırsat olarak da kalabilir. Az önce boğa tuzağını konuşmuştuk. Şimdi, belki de buradan bir tuzağı evet, olur diyoruz. Bu anlamda da iki yönlü de analiz etmiş olduk. Ama yatırımcı şunu unutmayacak Avalon Bey'de. 189 dolar üstünde kapanışlar oluşmadıkça trend döndü dememeliyiz ve disiplinli kalmalıyız. 189'un üstünde 218-226'lara doğru %15, %30'lara varabilecek şekilde dolar bazlı bir yukarı trend başlayabilir. Burada yatırımcı 189 dolarlara alarm kursun. O alarmın üstüne geçmedikçe burayı biraz daha baskılı kalacak şekilde okuyabilir. Dediğim gibi 148 ve 150 dolarlar temel taraftan rahatsız edecek bir beklentisi yoksa kendi içinde de bir fırsat sunabilir. Evet. Ama baktığımız zaman dediğim gibi grafik biraz daha baskılı kalacak gibi duruyor Perihan. Yani aldım ben bunu oh arkama yaslandım değil. Ne güzel trend evet. Var değil. Evet. Değil yani kendi içinde fırsat olabilir ama 189 geçilmedikçe birazcık baskılı kalacak gibi duruyor.
Selçuk çok teşekkür ediyorum. Biz bugünün de karşılaştırmalı grafiklerimize sonuna geldik ama yatırımcılar için notun var mı veda ederken? Bizi dinleyecek ve izleyecek olan herkese, tüm Midas yatırımcılarına sevgi ve saygılarımla. Ağzına sağlık. Efendim önümüzdeki ay görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı bir ay diliyorum. Hoşçakalın.